Bengütürk TV'de Teknoloji ve Gelecek programına hoş geldiniz. Ben Şenol Atansever. Programımızla ilgili detaylara ve önceki bölümlere www.teknolojivegelecek.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Yine program sırasında ve sonrasında sorularınız ve yorumlarınız için Twitter X üzerinden Teknoloji ve Gelecek hashtagine her zaman yazabilirsiniz. 2024 yılına saatler kala teknolojiyle dolu birbirinden değerli konuklarımız da hem stüdyoda uzaktan bağlantılarla ve video mesajlarla karşınızdayız. Uçtan uca aslında bugün Türkiye yüzyılında teknoloji konusunu konuşacağız. 2023 yılı değerlendirmesini hep beraber yapacağız. 2024 yılına ilişkin beklentileri ve temennileri değerli konuklarımızdan alacağız. Bugün uzaktan bağlantıyla ve video mesajla aramızda çok önemli isimler olacaklar. Aslında gönül isterdi ki herkesi stüdyomuzda ağırlayalım ya da uzaktan bağlantıyla ağırlayalım. Ama çok fazla konuk olunca ve her birinin aslında aktaracağı konular önemli olunca bir kısmını bunların video mesajı olarak olmasının daha doğru olacağını düşündük. Dolayısıyla süreleri de bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Bu vesileyle 2023 yılından 2024 yılına geçerken yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Bengütürk TV yönetimi adına genel yayın yönetmenimiz Sayın Ünal Kaya ve tüm ekibimiz adına rejiden kameraman arkadaşlarımıza kadar tüm Bengütürk ailesi, tüm izleyicilerimizin ve vatandaşlarımızın bu anlamda yeni yılda sağlıklı, huzurlu, mutlu, refah içerisinde olması dileklerini bizler paylaşmış olalım. Tabii ki son dönemlerde baktığımızda son yıllarda acısıyla tatlısıyla Türkiye birçok olay yaşadı. Dünya da aynı şekilde. Önce bir pandemi süreci yaşadık. Pandemiden sonra işte savaşlar, 2023 yılı içerisinde maalesef bir deprem, doğal afetler. Bunlarla beraber 2024 yılına inşallah umutlarla beraber girmek istiyoruz. Konuklarımız da çok yoğun programları arasında oradan oraya yani yoğun koşuşturmaca içerisinde olmalarına karşın bizleri kırmadılar. Zaman zaman sıkıştırdık. Video mesajlarla kendi alanlarına ilişkin hem 2023 yılını hem 2024 yılına ilişkin beklentilerini ve temennilerini aktardılar. Bu anlamda kendilerine de ben özellikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugüne kadar 138. bölümü bugün çekiyoruz. Toplamda 600'e yakın konuk ağırladık. 250 civarı farklı konuk ağırlamış olduk. Ve Türkiye tarihinde de bu anlamda uzun süreli yani canlı yayınlanan önemli bir programa imza atmış durumdayız. Yönetimimize de destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yeni yıla girme aşamasında da teknolojiyle dolu bir programla karşınızda olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Şimdi stüdyodan başlayarak takdim etmek istiyorum. Sırayla da konuklarımızı alarak değerlendirmelerini paylaşmalarını sağlayacağız. Stüdyomuzda Multiverse Ara Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sefa Karcıoğlu var. Sefa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Yeni yılla ilgili temennileriniz neler? 2024'e giriyoruz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle onu alalım. Sonra program içerisinde zaten sohbetimize devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını uğurladığımız senenin sonunda Türk İslam alemin ve aziz milletimin yeni yılını kutlarım. Yeni yılda sağlıklı, bereketli, huzur dolu bir Türkiye yüzyılı olmasını temenni ederim. Evet, çok teşekkürler Sefa Hocam. Tamam. Kısa ve öz olarak bu temennilerimizi aktarmış olduk. Şimdi ilk video mesajımızla başlamak istiyoruz. AK Parti NİDE Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü Profesör Doktor Cevahir Uzkurt vekilimiz bizlere 2023 yılı ve 2024'ü değerlendirdi. Hep beraber izleyelim. Şenol Bey, öncelikle programınıza davetiniz için teşekkür ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Hem ekran karşısındaki aziz milletimiz hem de program konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Ar-Ge ve yenilik bağlamında ülkemiz için geçtiğimiz dönemi değerlendirmek gerekirse tabii ki TÜİK'in en son yayınladığı istatistiklere göre bir analiz yapmakta fayda var. Şunun altını hemen çizerek sözlerime başlamak isterim. Yıllar
yıllardır Ar-Ge ve yenilik üzerinde çalışmalar yaptık ve farklı platformlarda bunu sizin programınız vasıtasıyla da kamuoyu önünde tartıştık. Özellikle son verilere baktığımızda şüphesiz Ar-Ge ve yeniliğin önemini anlamaya başladığımızı ve yenilikçi faaliyetlere yöneldiğimizi açıkça görmekteyiz. TÜİK'in yenilik araştırmasında 2020-22 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulunan işletmelerin toplam işletme sayısına oranının %39.8 olduğunu görüyoruz. Bu oran önceki dönemde yani 2018-2020 yıllar arasında %38.5 idi. Yine araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ila 49 olan girişimlerin yani küçük işletmelerin %37.2'si, 50 ila 249 kişi çalıştıran orta ölçekli işletmelerin %47.4'ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %70.5'i yenilik faaliyetinde bulunmuşlar. Bu sonuçları ve bundan sonra bahsedeceğim istatistikleri Ar-Ge ve yenilik odaklı büyüme ve ekonomik kalkınma modelinin ülkemizde yerleşmeye başlaması açısından son derece önemli bulduğumu ifade etmek isterim. Ar-Ge ve yenilikte geçmişe göre çok daha iyi bir noktaya gelmemizde şüphesiz son yıllarda sayıları 101'e varan teknoparkların, 1297 Ar-Ge merkezinin, 327 tasarım merkezinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB tarafından verilen desteklerin ve devletin Ar-Ge ve yeniliğe sağlamış olduğu vergisel teşvik ve muafiyetlerin bunda büyük rolü var. Nitekim şu istatistikler de bunu doğruluyor. Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %28.7'si çeşitli kaynaklardan finansal destek almış firmalar. Bu girişimlerden %46.5'i merkezi kamu kurum ve kuruluşlarından, %11'i yerel veya bölgesel kamu kuruluşlarından, %7'si diğer AB kurumlarından ve %6.4'ü de Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programlarından Ar-Ge ve yenilik destekleri alarak yenilikçi faaliyetlerde bulunmuşlardır. İşletmelerin bu yenilikçi faaliyetlerini biraz daha ayrıntılı incelemekte fayda var. İşletmeler elbette bu faaliyetlerini performanslarını arttırmak için gerçekleştiriyorlar. Ancak performansını arttıracak yenilik faaliyetinde bulunurken özellikle İşletmelerin %72.2'si yüksek kaliteye, %71.8'i mevcut müşteri gruplarını memnun etmeye, %64.2'si de müşteriye özel çözümler üretmeye odaklanmışlar. Yine %63.4'ü yeni müşteri gruplarına ulaşmaya yönelik olarak bu yenilik faaliyetlerinde bulunduklarını görmekteyiz. Bu sonuç şu açıdan çok kıymetli. Özellikle bizim firmalarımızın artık uluslararası rekabet ortamının gerçeklerini, dinamiklerini anlamış ve bu doğrultuda rekabet avantajı yakalayabilecek dinamikler üzerine odaklanmaya başlamışlardır. Yenilik faaliyetinde bulunan her 4 girişimden birinin de patent başvurusunda bulunduğunu görüyoruz. Yine bu girişimlerin %48.1'inin marka tescili yaptırdığını ve %25.4'ünün de patent başvurusu yaptığını görüyoruz. Yeniliğin temeli olan Ar-Ge harcamalarına da geldiğimiz noktaya baktığımızda ise gayri safi yurt içi Ar-Ge harcamasının 2022 yılında bir önceki yıla göre 96 milyar 932 milyon TL artarak 198 milyar 670 milyon TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Tam zaman eşdeğer cinsinden Ar-Ge personelinin ise 2022 yılında toplam 272.638 kişi olduğunu, Ar-Ge personelinin %29.7'sinin doktora veya eşdeğer eğitim seviyesine sahip olduğunu da mutlulukla müşahede ediyoruz. Yine 2022 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 72 milyar 311 milyon TL Ar-Ge harcamasının %49.1'inin yüksek teknoloji
teknoloji faaliyetinde yer alan girişimlerimiz tarafından gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bu oran 2015 yılında %35.1 idi. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının %37.3'ü orta yüksek teknoloji faaliyetinde bulunan girişimler tarafından gerçekleştirilmiş. Bu sonuçlar yine bize gösteriyor ki sanayimiz artık yüksek teknolojili alanlara evrilmeye başladı. Özellikle Ar-Ge'ye verdiğimiz önemin bir sonucu olarak işletmelerimiz de Ar-Ge ile büyümeye ve özellikle orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelmeye başlamışlardır. Bu bizim teknoloji tabanlı sanayi altyapımızın gelişmesi ve yüksek teknolojili sektörlere yönelmemiz açısından son derece önemli bir gelişmedir. KOBİ'ler açısından baktığımızda ise imalat sanayinde 2771 işletme yüksek teknoloji sınıfında üretim yaparken 2022 yılında 3134 KOBİ'nin yüksek teknolojili alanlarda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bu sonuçlar da az önceki tespitlerimizi doğruluyor. Toparlamak gerekirse bu istatistikler şüphesiz Ar-Ge yenilik ve yüksek teknoloji açısından baktığımızda çok önemli gelişmelerin olduğunu gösteriyor. Elbette işletme başına düşen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının ve çabalarının daha da arttırılması gerekiyor. Ancak şunu ifade ederek bitirmek isterim ki yeniliğe ve yüksek teknolojiye dayalı bir ekonomik kalkınma modelini hayata geçirmek istiyorsak her halükarda bu faaliyetleri hem devlet olarak mümkün olduğunca daha güçlü desteklemeli ve bunların önünü açmalıyız. Hem de üniversitelerimizde okuyan gençlerimiz ve işletmelerimizi bu alana yönlendirmeli ve motive etmeliyiz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önemin neticesinde hazırlanan orta vadeli programlar ve stratejik planlara da baktığımızda açıkçası ben önümüzdeki günlerde bu alanlarda çok daha güzel gelişmeleri kaydedeceğimizi umuyorum. Çünkü ülkemizde Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin kurumsallaşmaya başladığını ve yenilikçilik kültürünün hem bireyler hem de kurumlarımız tarafından benimsenmeye ve öneminin algılanmaya başladığını görüyoruz. Ben bu vesileyle sizlerin ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. AK Parti NİDE Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Sözcüsü Profesör Doktor Cevahir Uzkurt vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi aynı zamanda daha önce KOSGEB Başkanlığı da yapmış ve son olarak da YÖK Başkan Vekilliği yapmıştı. Dolayısıyla aktarmış olduğu hem girişimcilik tarafındaki konular hem Ar-Ge tarafındaki ve eğitimle ilgili altını çizmiş olduğu hususlara çok teşekkür ediyoruz. Yani sektöre olan katkıları için de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin bu alandaki faaliyetleri ve sektörün bir temsilcisi olarak, yani sektörün içinden gelen birisi olarak bu süreçlerin içerisinde olması bize çok memnun ediyor. Türkiye'de zaten baktığımızda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında girişimciliğin apayrı bir yeri var. Girişimcilik dediğimizde işte Türkiye'nin 100 turkon, 100 unicorn, yani 1 milyar dolar değeri üzerinde olan şirket çıkarma hedefi var. Bu şirketlerle zaten Türkiye'nin büyümesi, refaha kavuşması, işte istihdam artışı, aynı şekilde ihracat, cari açığa olan katkıları, bunların her birisi birbirini tetikleyen ve olumlu anlamda Türkiye'nin büyümesine katkısı olan süreçler. Bu anlamda girişimciliğe destekleri için de ayrıca vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine aramızda önemli bir konuğumuz var. Ben kendisini de takdim etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Abdurrahman Başkan. Hep beraber video mesajını izliyoruz. Değerli konuklar ve Bengütürk TV ekranlarında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız, öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
Bu haftaki teknoloji ve gelecek programının gündeminin Türkiye yüzyılında teknoloji olmasını son derece önemsediğimi, sadece sanayi, ticaret, enerji, tabi kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu üyesi olarak değil, ayrıca bir sanayici olarak değerlendirdiğimi de sözlerimin hemen başında belirtmek istiyorum. Türkiye yüzyılında teknoloji değerlendirirken sadece 2023 yılını değerlendirmek yeterli olmaz. Çünkü biz köklü ve kadim bir devletiz. Bu yüzden bizim stratejik planlarımız her zaman uzun vadeli olmuştur. Bu yüzden müsaadelerinizle son 5 yılda milli teknoloji odaklı sanayi hamlesi olarak yaptıklarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarımızı yaparken yerli ve milli üretimi artırma, stratejik alanlarda dışa bağımlılığı azaltma yönünde uygulanan politikalarla savunma sanayi, otomotiv, makine, enerji, kağıt, petrokimya gibi birçok alanda tesisler ve fabrikalar kurulmuştur. Tarım kentleri projemize uygun olarak pilot köyler projesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri projeleri gibi çalışmalar başlatılmış, kırsal kalkınma projeleri de desteklenmiştir. Türkiye'nin yapay zeka alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritasının niteliğini taşıyan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi hazırlanmıştır. 2023 Mart itibariyle endüstri bölgelerinin sayısı 30'a, OSB sayısı 354'e, kredi desteği verilen sanayi sitesi sayısı 493'e, teknopark sayısı da 97'ye çıkmıştır. Ve 2023 yılı değerlendirmesini yaparken gidip her kademesine bizzat şahitlik ettiğim yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un fabrikası 2021 yılında Bursa Gemlik'te kurulmuş ve 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretimine başlamıştır. 16 Mart 2023'te ön sipariş talepleri alınmaya başlanmış, yoğun bir taleple karşılaşılmış, kura sonucu sahiplenen araçlar Nisan ayının başında yollarda görülmüştür. Bu da 2023 yılının, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz ve bizler için son derece büyük önem ve gurur veren bir yıl olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ve komisyon çalışmalarımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün "Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır" sözü bizlere her zaman rehber olduğunda ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, 2024 kapsamında Türkiye yüzünde milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonu ile uyumlu sektör stratejileri, teknoloji ve dijital dönüşüm yol haritaları hazırlanmalıdır. Bu yol haritasını hazırlarken yapılan bu çalışmaların yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı üretimin artırılması, yurt dışı aramalı bağımlılığın azaltılması ve yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek ve rekabet gücümüzü artıracak teknolojilerde hızlı ilerleme sağlanması, sanayicilerimize, girişimcilerimize ve araştırmacılarımıza önemli destekler sunarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması konularına odaklanmak. Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Abdurrahman Başkan'a aktarmış olduğu hem 2023 yılı hem 2024 yılına ilişkin temennileri ve tespitleri için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle de 2011 yılından bu yana zaten belli tanışıklığımız ve mesaimiz var. Çok önemli işlere imza atan vekillerimizden bir tanesi. Bu anlamda da bizi bilgi teknolojileri tarafında temsil ettiği için de çok teşekkür ediyoruz. 2024 yılında bilgi teknolojileri alanında, yani dünyada artık trendleri görüyoruz. Yapay zeka ile beraber her şey değişiyor. Teknoloji her alanın içerisine giriyor. Kendisinin de vurgulamış olduğu gibi sanayi içerisinde de teknolojinin çok çok önemli bir yeri var. Bu anlamda da yasama çalışmalarında da kendisine hem başarılar diliyoruz. Tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam, Sefa Hocam, sizin konuyla ilgili aktarmak istediğiniz, eklemek istediğiniz kısımlar var mı? Şimdi Sayın Vekilim tabii TOGG'dan bahsetti. Ben de bir TOGG kullanıcısıyım. Yakın zamanda TOGG'un sahibi oldum. Şimdi daha önce bir Alman markası arabası kullanıyordum. Ondan buna geçtim. İnanın çok mutluyum, çok gururluyum. Ve çok enteresan bir şey var. Yolda insanlar kırmızı ışıkta durdurup arabanın nasıl olduğunu, memnun olup olmadığını, içine bakıp gezmek istediğini ve sürmek istediğini, inanın her gün her kırmızı ışıkta bunu yaşıyorum. Yani bu bir milli gurur. Burada hani Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer iştirakleri gönülden tebrik ediyorum. İnanın bir yerde şarj için durduğumda bir kamyon şoförü geldi. 47 yıldır araba kullanıyorum oğlum dedi. Bir içine bakabilir miyim dedi. İçine oturdu ve gözleri doldu.
Yani nereden nereye geldik dedi. Arabanın içindeki çalışır halde görünce gözleri doldu ve çok mutlu oldu, çok gururlandı. O yüzden hani TOK gerçekten Türkiye'nin milli bir gururudur. İnşallah önümüzdeki yıllarda tüm dünyada bu gururu alnımız ak bir şekilde, başımız dik bir şekilde Türk bayrağının her yerde dalgalanacağını görmek bizi mutlu ettiğini özellikle söylemek istedim. Çok teşekkürler Sefa Bey. Gerçekten otomotiv sektörü bizim en güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesiydi zaten. Bursa başta olmak üzere hem otomotiv hem de yan sanayisi anlamında çok geniş yatırımlar var. Yabancı firmaların da var bu anlamda. Türkiye otomotiv zaten otomobil yapmayı bilen bir ülkeydi. Dolayısıyla ilk baştaki bu eleştiriler, ya TOG'u nasıl yapacağız, bu iş tamamlanır mı, fabrikası var mı eleştirilerini işte geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu ülke her şeyi başarabilir. Bu anlamda zaten güçlü olduğumuz bir alanda kendi markamızla beraber üretim yapıyor olmak ve son teknolojilerle başlamak, yani direkt olarak elektrikli araçla başlamak, ki o da aslında bir eleştiri unsuru olmuştu ama işte günümüzde görüyoruz Avrupa'da da 2030 itibariyle artık tamamen elektrikli araçlara doğru bir geçiş söz konusu olacak. Türkiye çok doğru bir yerde başladı, çok geç değil. Kendi markasını oturttuğu anda zaten iç piyasada eğer talepleri ilk aşamada karşılayabilirse yurt dışına ihraç etmesiyle beraber bir dünya markası haline geleceğinden bizlerin kuşkusu yok. Bu anlamda da emeği geçen herkese gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere çok teşekkür ederiz. Şimdi yine video mesajla aramızda Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Profesör Doktor İlyas Topsakal hocamız var. Kendisi aynı zamanda milletvekili seçilmeden önce İslam Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu. Şimdi 2023 ve 2024 yılına ilişkin hem tespitlerini hem de beklentilerini hep beraber izleyelim. 2023 yılını bitiriyoruz, 2024 yılına giriyoruz. Bu vesileyle önce Yüce Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve biz değerli vekillerin gelecek yıllarda sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu olmasını temenni ediyor. Bu temennilerle aslında başlamak istiyorum. Konumuz gelecek yüzyılı ve teknoloji olduğuna göre, ben de bir eğitimci olduğuna göre başka şeyler söylemek zorundayım. Evet, bir millette, medeniyette en önemli şey teknolojidir. Teknolojik kalkınma ve çağınızı yakalamaktır. Yani muasır medeniyetin en üst seviyesinde bulunmak istiyorsanız mutlaka o medeniyetin içinde yer almalısınız. Medeniyeti yakalamak için de teknolojiyi, bilimi, ilimin en üst noktasında olmak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 5 yılda ama özellikle son yıllarda hem yapay zeka, yani bilişim teknolojisinde, hem de modern dünyanın makine teknolojisinde ara eleman üreten, yani teknolojinin aslında o sırrına kadim olan bir nesil yetiştirdi. Bu doğuyla da batıyı birbirine bağlayan bir nesil. Dolayısıyla dünyadaki ara teknoloji açısından ve biz buna belki İngilizce fashion mod diyorlar. Yani görünür ve hızlı modayı takip edebilecek ender ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir avantajla yeni yüzyıla giriyoruz. Bunun için tabii ki çok umutluyuz. Yeni yılımız, yani 2024'ten başlayıp 2124'e kadar yıla da biz Türk ve Türkiye Yüzyılı adını verdik. Cumhur İttifakı'nın bunda büyük beklentileri var, büyük de projeleri var. Hepsinin de olabilir projeler olduğunu söyleyebilirim ama en önemli konu şu bence bir hoca olarak. Teknolojiyi üreten beyin orijinal beyindir. Teknolojilerde ancak ve ancak üst seviyeye orijinal beyinler çıkar. Orijinal beyinlerse kendi diliyle, yani Türkçe üreten, Türkçe düşünen, Türkçe dünyayı okuyan ve Türkçe strateji üretebilen bir beyin yüksek teknolojiyi yakalayabilir. O yüzden demek ki bilim ve teknolojide gelecek yüzyıl bizim olmasını istiyorsak önce Türkçemize sahip çıkacağız. İyi Türkçe konuşacağız. Çünkü iyi Türkçe konuşmanın, iyi masal dinlemenin, kendi dilini iyi konuşmanın düşünmeye, felsefeye yol açacağını bilmeliyiz. İkincisi, Türkçeyi bilim dili haline getireceğiz. İngilizce veya başka milletlerin diliyle makaleler yerine kendi dilimizde kendimize atıf yapan ve dünyanın da bize atıf yaptığı bir bilimsel literatür oluşturmak zorundayız. Teknolojinin yolu burasıdır. Yani önce üretmektir.
bilimsel olarak üretmektir. Bu da Türk milleti zaten tarihsel olarak hem üretir hem de düşünür, üretir ve uygular. Büyük millet olmamızın altındaki, büyük devlet olmamızın altındaki sebep de budur zaten. Yatan sebep de budur. Son 200 yılda evet geri kaldık. Dünyanın lokomotif ruhunu da başkalarına devrettik ama bizde bu kabiliyet var. Milletimizde bu fıtrat da var. Dolayısıyla önce kendi dilimizde okuyup yazacağız ve bunu bilim literatürü haline getireceğiz ve üniversitelerimizde Türkçe'yi yaygınlaştıracağız. İkincisi, dünyayla entegre olacağız. Zaten bizim gençlerimiz çok pratikler, çok da zekiler. Türk milleti çok zeki. O zaman dünyayla entegre olacak. Yani Amerika'sından batısına, Rusya'dan Çin'e kadar bütün üniversitelerle entegre olurlarsa, beraber çalışırlarsa bizim pratikliğimiz orada üretilen bilgiyi de işlevsel hale getirecektir. Mesela size bir örnek vereyim. Rusya gibi ülkeler büyük teknolojiyle işte konvansiyonel alanda büyük silahlar üretebilirler. Bir S-400 gibi. Ama bunu feasible ve satılır hale getirebilmek için bir Türkiye'nin orta seviyeli işletim modeline ihtiyacı olur. Her zaman olur. Dolayısıyla bu pratikten hareket edersek dünyada ne üretilirse üretilsin, Türkiye eğer entegresini devam ettirirse onları da mamul ve üretebilir, mamul haline getirir ve bundan faydalanır ve medeniyete katkı yapar. Dolayısıyla demek ki dünyayla entegre olmak, bilimsel kendi diliyle, kendi orijinalitesiyle düşünmenin ötesinde evrensel olmayı da gerektiriyor. Dolayısıyla dünyaya da açık olan, dünyayla beraber hareket edebilen bir kazanımı da gelecek yüzyılda devam zaten vardı bizde, devam ettireceğiz demek. Üçüncüsü de sadece bakın teknoloji ve dünyaya açılmak da kendinizi ifade etmenize yetmez. Kendi estetik değerleriniz, kendi zarafet değerleriniz olmalı. Bunlar nedir? Sanattır, Türk sanatıdır, atalarımızdan bize kalan folklorik unsurlarımızdır, masallarımızdır, hikayelerimizdir. Veya ürettiğimiz gönle ve ruha, irfana dair her şeydir. Yani bu mekanlarımızdan, camilerimizden tutun da işte mahalledeki pazarlarına kadar her şeyin kendimize has olması ve orijinal olması gerekir ki medeniyetin en üst seviyesinde bulun, üretebilin ve siz taklit edilin. Mesela ben size örnek vereyim. 15-16. yüzyıllarda Avrupa'da bir Türk modası vardı. Bu moda giyimden pazarına, yiyeceğinden şekline, her şeyine, yani sakal kesişine, saç uzatışına, bıyıklara dair her şey modaydı. Nasıl oluyordu? Çünkü o kendi zarafetini dünyada insanlara göstermişti ve insanlar da ondan rol model alıyordu. Bugün liberalizmin rol model olduğu gibi. İşte Türk sanatı, Türk irfanı, hatta Türk'ün yaşayış türlü her şeyi model olmalı. Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kendi davranış modeli olursa rol modeli olur ve bilimsel katkısı da aslında en büyük etkiyi de bunlar gösterir. Bunun içinde yani idari tarzından tutun da insan davranışlarının hepsi var. Ayrıca bir konferans mevzudur bu ama üç temel şeyi bir daha özetleyeyim. Birincisi kendi dilinizde üreteceksiniz, kendi dilinizde düşüneceksiniz, evrensel olacaksınız, bütün dünyaya açık olacaksınız. En sonunda da kendi davranış biçiminiz olacak, sanatınız olacak, estetik zevkiniz olacak ki moda olabilesiniz. Bu üç temel noktayı gelecek yüzyıl için söyleyebilirim. Bu teknolojinin ve gelecek yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bizlerin olmasında en temel üç neden olarak benim tarafımdan gösterilebilir. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Profesör Doktor İlyas Topsakal vekilimize aktarmış olduğu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkçenin altını çizdi, çok önem veriyoruz. Doğru bir Türkçe kullanımı ve aynı zamanda yani 300 milyon belki Türkçenin konuşulduğu kişi sayısı dünyada söz konusu olduğunu düşünürsek bu alanda bizim önce olmamız lazım, eserler üretmemiz lazım. Özellikle internet ortamında ve yapay zekanın gelişimiyle beraber yapay zeka tarafında içerikleri baktığımızda daha çok İngilizce içeriklerle aslında internet ortamında da beslendiği için ya da kaynaklar anlamında birazcık daha algı anlamında ya da algı yönetimi anlamında Türkiye'nin aleyhinde olan metinlerde üretebiliyor yapay zeka. Burada bizim mutlaka hem kendi arşivlerimizden hem de yeni
işte makaleler anlamında, içerikler anlamında yapay zekayı da besleyebileceğimiz Türkçe içerikleri üretmemiz lazım. Bizim bu alandan soyutlanmamız söz konusu olamaz. Bu anlamda da Sayın Vekilimiz özellikle Türkçenin altını çizdiği için teşekkür etmek istiyorum. Hocam sizin bununla ilgili eklemeleriniz var mı? Sayın Vekilimin tabii tespitleri son derece önemli ve yerinde. 300 milyon kişinin konuştuğu Türkçe'ye sahip çıkmamız lazım. Ama burada tabii şöyle bir konu var. Üzerinde güneş batmayan ülke denilen İngiltere'nin sömürü düzeninin kurmuş olduğu bir dünya üzerinde bir hegemonya var. İşte Fransız ansiklopedileri gittiğiniz zaman oradaki tüm kaynakları onlar alırlar. İspanyollar kendileri alırlar. Amerikalılar kendileri alırlar, depolarlar ve istedikleri gibi Türkiye'nin de aleyhine olabilecek şekilde, Türk İslam aleminin de aleyhine olabilecek şekilde içerik üretirler. Ve bunları defalarca şahit olduk. İşte tam da bu noktada Türkiye yüzyılında Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyan doğruları ve gerçekleri ortaya çıkabilecek bir yapay zeka üretilmeli ve dünyadaki tüm ansiklopedilere, tüm yayınlara, bilimsel yayınlara, tüm kütüphanelere ve üniversitelerin tüm kaynaklara erişip onları anında ve doğru bir Türkçe ile analiz edip akademisyenler aktarabilen ve Türk akademisyenleri, araştırmacıların da bu noktada Türkçe yayınlar yaparak tüm dünyanın gerçekleri öğrenmesi ve o algı operasyonuna da bir karşı çıkılması gerekiyor. İşte tam da bu noktada Türkiye yüzyılında Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak ve kollayacak bir yapay zekanın oluşturulması, özellikle bu sorgulama dediğimiz yapay zekaların olması ve burada da İngilizce'den Türkçe'ye çevrilecek ya da Türkçe'den İngilizce ya da farklı dillere çevrilecek mekanizmaların hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Çok teşekkürler Sefa Hocam. Yine önemli bir konuğumuz var. Özellikle pandemi sürecinde Türkiye'nin aslında bu pandemiye ne kadar hazır olduğunu hep beraber görmüş olduk. Dünya çok ciddi bir bocalama içine girmişti. Türkiye'de ise aslında hem altyapı anlamında hastanelerde hem de bu işin teknolojik tarafında özellikle işte enabızdır ya da diğer HES uygulamaları vesaire birçok aslında farklı konularda teknolojik olarak çok hızlı biçimde adapte olabildik. Bu süreci yönetme noktasında işte bulaşların yayılması vesaire nereler riskli bütün bunlarda çok önemli çalışmalara imza atıldı. Bunun kahramanlarından bir tanesi şu an bize video mesajla katılmış durumda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci. Şimdi kendisinin hem 2023 hem de geleceğe dönük 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerini hep beraber izleyelim. Değerli izleyiciler, Türkiye yüzyılının başladığı 2023 yılından 2024 yılına geçiyoruz. 2024 yılının herkes için esenlik getirmesini diliyorum. Sağlık açısından değerlendirdiğimizde birkaç mesajı aktarmak benim için bir görev. Ne yazık ki dünya nüfusu yaşlanıyor. Ve gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle sağlık sistemi iyi olan ülkelerin nüfusu azalıyor. Ve sağlık sistemi yeterli düzeyde olmayan kıtanın ve ülkelerin nüfusu artmaya başlıyor. Ve dünya nüfusunun %3,5'unun göçmen olduğunu düşündüğünüzde, sağlık sistemi oturmamış, temel sağlık hizmetine yeterince erişemeyen ülkelerin nüfusunun artık bütün dünya için de risk oluşturduğunu bilmek lazım. Böyle bir risk varken yaşlanma riskinin getirdiği ve komorbid hastalıkların, kronik hastalıkların getirdiği yükler de artmaya başladı. Yaş nüfusun artması, genç nüfusun azalması ve sağlığa başvurunun artması, bireyin kendi sağlığına dikkat etmesi hepimiz için en önemli beklentiler. Baktığınızda 25 yıl sonra dünyada özellikle de ülkemizde 65 yaş üstü nüfus 3 katına çıkacak. Bu daha çok sağlığa başvuru demek, daha çok sağlık ihtiyacı, daha çok sağlık maliyeti demek. Sağlığı düşünürken sadece bireyi hedefleyerek de sağlığı düşünmemek gerekir. Bugün yeni bulaşıcı hastalıkların %75'inin hayvanlardan bulaştığını hesapladığınızda aslında sağlığı 360 derece bakmak gerektiğini ortaya koyuyor. O zaman yaşayan, nefes alan ve etrafımızda bulunan her şeyin sağlığını planlamak ve ona göre çalışmak lazım. Sadece kendi ülkenizin sağlık sistemini iyi düzeye çıkarmanız değil, dünyada yaşayan herkesin sağlığı için bir gayret göstermek ve sağlık bilinci oluşturmaya ihtiyaç var. Hala bulaşıcı hastalıklar dünya için sorun, hala tüberkülozdan, AIDS'ten insanlar vefat ediyor. Hala sağlık maliyetlerini yönetmek ciddi anlamda problem. Evet, Türkiye OECD ülkelerin arasında cepten harcamanın en düşük olduğu ülke. Sağlığın yıkıcı etkisini en az yaşayan ülkelerden biri. Ama
Bugün itibariyle baktığınızda dünyada 1 milyar insan temel sağlık hizmetlerinden yoksun. Önümüzdeki 10 yılda 5 milyara çıkacak. Dünya nüfusunun %58'i alması gereken sağlık hizmetini mali sebepler alamayacak. Bugün Türkiye son 20 yılda 100 yıldaki yatak sayısından daha fazla yatak yapmış. Ve yatak başına kapalı alanın 3 katına çıkmış. Hastanenin yaşı 49 iken 13'e düşmüş. Yani bütün altyapısını dünyanın en iyi teknolojik araçlarıyla yenilemiş ve binalarını sağlıklı bir tesislere dönüştürmüş. Teknolojik açıdan baktığında dünyanın en çok dijitalleşmiş Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyoruz ve bu ülkenin insanları bu teknolojik altyapının da gücüyle daha iyi bir sağlık hizmeti alıyorlar. Harcadığı paraya göre dünyada en yüksek memnuniyet oranına sahip ülke. Dijital teknoloji açısından baktığında bizim bulunduğumuz klasmanda Almanya 14. sırada, biz 4. sıradayız. Bizim üstümüzdeki ülkelerin nüfusu bizim bir hastanemizin bir yılda baktığı hastadan daha az. Aslında baktığınızda ölçeğine dikkat ettiğinizde dünyanın en iyi sağlık bilişim altyapısına sahip ülke biziz. Bu kadar büyük bir gücü bireyin kendi sağlığını takip eden, kendi sağlığını yöneten, ihtiyacı olduğu zaman egzersiz yapan, havanın durumu şartlarına göre kişiye uyarı gönderebilecek altyapılara erişmiş bir durumdayız. 1,5 milyar nüfusa 4 saatlik uçuş mesafede erişebilen bir ülkedeyiz. O zaman sağlıkta elde ettiğimiz bu gücü sağlık turizmi için de kullanma konusunda ciddi bir fırsata sahibiz. Sağlık Türkiye için dikey büyüme alanı olabilir. Böyle baktığınızda yeni teknolojik araçların iş yapış biçimimizi, sağlığa bakışımızı değiştireceğini görüyoruz. Makine öğrenmesinin, kişiselleştirilmiş sağlığın, görüntü işleme araçlarının, nesnelerin internetinin, değer bazlı yaklaşımların, mobil sağlığın, triyaj araçlarının, bilgi odaklı yönetme kültürünün, doğal dil işlemesinin, derin öğrenmenin, artırılmış gerçekliğin, büyük verinin yoğun konuşulduğu bir döneme girmiş durumdayız. Artık hekimlerin yardımcısı sanal robotların olduğunu, sağlık hizmetinde teknolojinin çok geniş bir şekilde yer aldığını ve kişinin sağlığını yukarıya çeken, sağlık farkındalığını artıran, sağlık ekosisteminin en önemli paydaşı haline gelen yeni teknolojik araçlarla karşılaşacağız. Bunun herkesin iş yapış biçimini değiştireceğini ve Türkiye'nin sağlıkta elde ettiği bu gücü uzaktan sağlık sistemleri kullanarak yakın coğrafyası, uzak coğrafyası bütün dünyanın hizmetini sunabileceğini de hatırlatmak isterim. Hastanecilik anlayışımızın da ciddi düzeyde değişeceğini görüyoruz. Belli alanlarda güçlenmiş hastaneler, polikliniksiz, yatak odasız hastaneler, hastane yönetiminin ve hastane personelinin ünvanlarının değişikliği, yapay zekacıların, derin öğrenmelerin, hasta merkezi inovasyon merkezlerinin olduğu, acil hastane yeniden kurgularının yapıldığı, sigorta risk paylaşımlarının kişinin de kurumun da yoğun bir şekilde ilişkisini güçlendirdiği, bölgesel acil hastanenin önemli hale geldiği ve sağlık hizmetinin tekrar tanımlandığı bir dünya bizi bekliyor. Elde ettiğimiz bu sağlık hizmet gücüyle şu an ülkemize başvuran sağlık turistlerinin ilk 25 ülkesinin toplam nüfusunu hesapladığımızda 2.6 milyar gibi kocaman bir nüfus. Aslında bu sağlık hizmet gücü Türkiye için dikey büyüme alanı olabilir. Önümüzdeki asrın yaşlanma ve sağlık ihtiyaçları sebebiyle bir sağlık asrı ve sağlığa ihtiyaç duyulan, çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir asır olacağı kesin. Ama biz üstümüzde düşeni yaparsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda hem Türkiye yüzyılı hem de Türk asrı olabilir. Herkese bu Türk aslına daha iyi hazırlanmak için yeni fırsatlar temenni ediyorum. Yeni yılın herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Şu an uzaktan bağlantıyla aramızda TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandal hocamız var. TÜBİTAK'ı ben bu anlamda aslında çok farklı bir yere koyuyorum. Hem kurumlarla olan ilişkileri, hem diğer bakanlıklar, diğer bütün aslında devletin değmiş olduğu projeler anlamında çok önemli bir görev ifa ediyor durumda. Bu projeler noktasında da Sayın Başkanımız inanılmaz derecede yoğun bir tempo içerisinde 2024'de aslında saatler kala şu an aramızda Profesör Doktor Hasan Mandal Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Şenol Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, 2024'de saatler kala bu süreci 2023 yılında TÜBİTAK'ın yapmış oldukları ve 2024 yılı ile ilgili beklentilerinizi ve temennilerinizi almak isteriz. Buyurun, söz sizde.
Evet, teşekkür ediyorum Şenol Bey. Tüm bizi dinleyenlere saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Şahsım ve kurumum TÜBİTAK adına. Sizin de belirttiğiniz şekilde saatler kala 2024 yılına 2023 yılının bir değerlendirmesini, aynı zamanda da 2024 yılındaki hedeflerimizi bu kısa zaman dilimi aralığında paylaşmaya çalışacağım. Tabii bu yıl bizim için önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümündeydik ama aynı zamanda kurumum TÜBİTAK'ın da 1963 yılında kurulmuş olan kurumum TÜBİTAK'ın da 60. yılında. Ve bu yıl bizim için bilim ve teknoloji odağında baktığımız zaman 2023 yılının ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde birlikte geliştirdiğimiz, birlikte öğrendiğimiz ve birlikte başardığımız ve bunun güçlendiği bir yıl oldu. Bu değerlendirme içerisinde birkaç başlık üzerinden geçmek isterim. Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde tüm dünyada çok hızlı bir dönüşüm gerçekleşiyor. Çünkü bunun sebebi şu an gündemimizde olan başlıklar, yani bir gıda arz güvenliği, su güvenliği, enerji arz güvenliği, yaşanan tüm olası ekonomik krizler, mevcut ve ekonomik krizler, bunun sağlığa olan etkisi, jeopolitik etkisi, bunların tümüne baktığımız zaman çok daha karmaşık, dinamik ve değişken özelliklerde güçlük alanlarıyla karşı karşıyayız. Bunların üstesinden gelebilmek geleneksel bir bakış açısıyla mümkün değil. Yenilikçi bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu bakış açısını biz ülkemizde birlikte çalışma, birlikte öğrenme ve birlikte başarma yaklaşımıyla görüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, doğal afetler, net sıfır salım hedefimiz, yeşil büyüme, insan odaklı teknoloji geliştirme, sanayi 5.0, dijitalleşme ve salgın hastalıklar, bunlar hep ön planda olan başlıklar. Ar-Ge ve yenilik süreçleriyle elde ettiğimiz çıktı ve etkilere odaklanıyoruz. Yani sadece Ar-Ge bir faaliyet olarak değil, çıktı ve etki noktasında. Daha sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik anlamda, toplumsal anlamda, çevresel ve ulusal güvenlik açısından bu başlıklara odaklanıyoruz. Bunu gerçekleştirme noktasında da biraz önce ifade etmiş olduğum birlikte öğrenme sürecini yüksek teknoloji platformlarıyla gerçekleştiriyoruz. Şu an 20 tane yüksek teknoloji platformumuzda, 50'si yurt dışından araştırma kurumlarına dahil olmak üzere, yani yurt dışındaki kurumlar Türkiye'deki araştırma platformlarına dahil oluyorlar. Toplam 241 kurum ve kuruluşumuz, stratejik araştırma programları doğrultusunda uygulanan 250'nin üzerinde 20 platformda 250 projeyi birlikte gerçekleştiriyorlar. Bu birliktelikte toplam 70 üniversite, 109 özel sektör kuruluşu, 6 kamu agensi ve 6 araştırma enstitümüz birlikte çalışıyorlar. Tabii ki buradaki en önemli gücümüz de insan kaynağı. Bu platformlarda 1550 araştırmacımız ve 959 bursiyerimiz görev yapıyorlar. Bunun benzeri şekilde yüksek teknoloji platformlarıyla beraber sanayi yenilik ağ platformlarımız da bu sürecin tamamlayıcısı niteliğinde. Ve toplamda da 300 kurum ve kuruluşumuz bu platformlarda yer alıyorlar. Bu süreçteki, tabii bu yıl için bizim en önemli gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin arasında bir taraftan yenilikçi bilgi üretmek platformlarının yanında insan kaynağı geliştirmeye de odaklanıyoruz. Özellikle genç insan kaynaklarımızı erken yaş grubunda araştırma süreçlerimize dahil ediyoruz. STAR programı vasıtasıyla, yani stajyer araştırma programımız vasıtasıyla öğrencilerimizi deneyimli bir araştırmacının yanında 6 ay boyunca stajyerlik imkanı sağladık. Bu kapsamda 6000 öğrencimiz bu programdan faydalanıyor. Yine lisans öğrencilerimizi kendi projelerini lisans öğrenimi esnasında gerçekleştirmeleri için üniversite öğrencilere araştırma projeleri destek programımızı geliştirdik. Ve bu program kapsamında yılda 10.000 öğrencimizi destekliyoruz. Bu programlar vasıtasıyla öğrencilerimiz erken yaş grubunda araştırma ekosistemine dahil oluyorlar. Yine özellikle girişim ekosistemimiz açısından da BİG programımız vasıtasıyla da her yıl 300 kadar girişimcimizi bu ekosisteme dahil ediyoruz. Bunların tümünde söylemeye çalıştığım, özellikle 2023 yılını tamamlarken sadece bilgi üretmenin geleneksel yaklaşımı değil, insan kaynağının geleneksel yaklaşımında değil, bilgi üretirken birlikte geliştirme platformları, insan kaynağımız açısından da hem araştırma hem girişim ekosisteminde erken yaşlarda arkadaşlarımızı dahil etmeye çalışıyoruz. 2024 yılına baktığımız zaman da
özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef olarak belirlediği bu yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma vizyonu çerçevesinde, ki bunun anahtar kelimesi, anahtar kavramı bilim ve teknoloji ve bilim ve teknolojiyi kullanan değil, tasarlayanı, geliştireni olma sorumluluğumuzla çalışmalarımıza yön vereceğiz inşallah. Tüm ekosistem paydaşlarımızla bunu gerçekleştirirken yine yaklaşım noktamız birlikte çalışıp, birlikte öğrenme ve sonuçta birlikte başararak Türkiye yüzyılına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 12. Kalkınma Planımız hepimizin malumu yayınlandı. Onu kelime kelime okumak istersem, Türkiye yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye. Yani duyarlı, dayanıklı ve dayalı. Üç tane kavram bizi, bunları kim adresliyor diye baktığımız zaman TÜBİTAK bunların ana merkezinde olacak bir kurum. Yani özellikle 2024 yılında bu kadar zorlayıcı ortamda TÜBİTAK'a düşen görev bizler için çok daha fazla olacağının farkındayız. Ve TÜBİTAK olarak da görünürlüğümüz sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta da özellikle 3 tane örnek vermek istersem, Avrupa'nın sanayi ağı olarak bilinen Eureka'nın başkanlığını yürütüyoruz. Dünyanın inovasyon ağı olarak bilinen Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kurumları Birliği WITO'nun başkanlığını yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası Konseyi'nin başkanlığını yürütüyoruz. Yani yaptıklarımız sadece artık ülkemizde değil, dünyada da sadece üye olmak değil, bahsetmiş olduğum 3 tane örnek kurumda dünya çapındaki büyük isimlere olan TÜBİTAK benzeri kurumların içerisinde yer aldığı kurumlarda, organizasyonlarda başkanlığımızı yerine getiriyoruz. Ben bunları şu anlamda özetle Şenol Bey ifade etmek isterim. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Karşılaşmış olduğumuz güçlükler ama aynı zamanda yakın coğrafyamızda yaşanan zorluklar, özellikle Filistin'deki yaşanan zulmün, soykırımı hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla teknoloji birilerinin eline bırakılmayacak kadar birileri bunu zulmetmek için kullanılmasını engellemek zorundayız. O yüzden daha fazla bilim ve teknolojiye olan ihtiyacı görüyoruz. Ve kurumum TÜBİTAK olarak 2024 yılında Türkiye yüzyılı hedefiyle tam bağımsız Türkiye için tüm ekosistem paydaşlarımıza birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ben tekrar tüm bizim dinleyicilerimizin 2024 yılını tebrik ediyor. İnşallah 2024 yılının Türkiye yüzyılının girişinde daha adil, daha müreffeh ve bunun gerçekleşmesinin de bilim ve teknolojiyle dolu bir yıl olmasını diliyorum. Evet, çok teşekkürler Sayın Başkanım. Gerçekten belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye yüzyılında TÜBİTAK ve size başkan olarak çok önemli işler düşüyor. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar ve enerjiniz için de gerçekten sizlere çok teşekkür ederiz. Daha önce de birçok program yapma imkanımızla beraber oldu. Detaylandırdık. İnşallah 2024'te de zaten planladığımız bir programımız var. Orada da sizinle detaylı olarak daha geniş bir zamanda tüm bu gelişmeleri konuşma imkanımız olabilir. Türkiye'nin teknoloji ve bilim alanında, özellikle dünyada, Türkiye yüzyılında çok daha iyi noktalara gelmesi gerekiyor. Burada da TÜBİTAK'ın direkt olarak en önde yer alacağından kuşkumuz yok. Sizlerin liderliği için de tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah başkanım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal hocamıza bu 2024'de dakikalar, aslında saatler kala yapmış olduğu katkılar ve aktardığı çok önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz. İnşallah 2024'te de zaten planladığımız bir bölümümüz var. Çok daha detaylı olarak konuşma imkanımız olacak. Şimdi ufak bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Teknoloji ve Gelecek programı devam edecek. Teknoloji ve Gelecek programı devam ediyor. Teknoloji ve gelecekle ilgili dop dolu bir gecede hep beraber yaşıyor durumdayız. 2024'de saatler kala belirttiğimiz gibi teknolojiyi detaylandırmaya devam ediyoruz. Şu an aramızda uzaktan bağlantıyla Anadolu Ajansı Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Direktörü Yakup Şıpka var. Yakup Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerinizi ve 2024 yılına ilişkin beklentilerinizi alabilir miyiz? Buyurun, söz sizde. Tabii ki.
2023 yılında geçen 2 yıldaki işte salgın etkisinden kurtulduğumuz aslında bilişimin sadece iş hayatında değil aynı zamanda özel hayatımızda, ev hayatımızda da yoğun bir şekilde hissettiğimiz bir yıl oldu. Uzaktan çalışma kültürüne alıştık. Artık iş hayatında uzaktan çalışma kültürü bir parçası haline geldi. Tabii bu baş döndürücü hızlı ilerleyen teknoloji sanırım 138. programımız oldu. 138 programdır Bengütürk TV'de işleyerek bizlere ileten teknoloji ve gelecek programı yapımcı siz de yani, Şenol Bey tebrik ediyorum gerçekten. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. 2023 yılına Türkiye açısından bakacak olursak damga vuran olay bizim açımızdan teknik ama siyasi açıdan düşündüğünüz zaman Türkiye açısından siyasi olan seçimler damga vurdu tabii ki. Seçimlere biz teknik açıdan baktığımız zaman gerçekten başarıyla atlattığımız, her türlü yapay zeka ve bu teknolojisini kullandığımız ve herhangi bir sıkıntı olmadan sonuçları vatandaşa ve medya kuruluşlarına ilettiğimiz bir sene geçirdik. Şimdi burada da bahsettiğim üzere zaten 2000 yılında en büyük olaylardan bir tanesi yapay zeka oldu. Yapay zekanın artık hayatımıza girmiş olması oldu. Yapay zeka artık bebeklikten çocukluk çağına evrildi. Artık sadece öğrenen değil, bir taraftan da öğrendiğiyle de amel eden, üreten bir hale geldi. Tabii 2024 yılında muhtemelen bu yapay zekanı daha çok konuşuyor olacağız. Yapay zekanın sadece faydaları değil, bir taraftan da toplum üzerine yaptığı etkileri, yansımalarını da görüyor olacağız. Sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkileri, işte yapay zeka etiği, veri mahremiyeti, veri manipülasyonu bunları konuşacağımızı düşünüyorum. Tabii yapay zekanın en fazla etkilediği alanlardan bir tanesi de medya teknolojileri. Hatta en fazla etkilediği teknolojilerden bir tanesi diyebilirim. Medya artık yavaş yavaş firmaların tek elinden kurtulup vatandaşın habercilik yaptığı, vatandaş haberciliğine doğru giden bir tarafa evriliyor. Bu da sosyal medyayı vatandaşın birincil haber kaynağı haline getiriyor. Tabii sosyal medyanın birincil haber kaynağı olması bir taraftan da çok ciddi bir sıkıntıla beraberinde getiriyor. Çünkü sosyal medya dediğimiz içindeki verilerin denetiminin olmadığı, bilginin doğruluğunun da şüpheli olduğu bir mecra. Burada artık her türlü haber manipülasyonunu yapıldığı bir platform sosyal medya. Burada da işte Anadolu Ajansı gibi güvenilir haber kaynaklarına çok ciddi bir ihtiyaç oluyor. İlerleyen dönemlerde haberde yapay zeka konularını çok konuşuyor olacağız. Bunun dediğim gibi habercilikte olumlu ve olumsuz yansımaları da muhakkak olacaktır. İşte en başta iş gücü kaybı, manipülatif haberler konusunda çıkaracağı sonuçlara hazırlık yapmanla da medyada bir dizi zaten çalışmalar da yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Anadolu Ajansı olarak biz yaptık yapay zeka formu olarak. Biz teknolojik anlamda işin arkasındayız. Biz de Anadolu Ajansı olarak yapay zekayı hem kullanıyor hem de bir taraftan da onu iterek Anadolu Ajansı'nın habercilik etik değerlerine uygun, Anadolu Ajansı gibi düşünen ve 5N1K'ya da uygun bir şekilde üretim yapabilecek bir yapay zeka oluşturmaya çalışıyoruz. Burada sadece global servis sağlayıcılarla, bulut sağlayıcılarla, yapay zeka üreticileri değil, bir taraftan da yerli bazı girişimlerle de beraber yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın tahmin edeceğiniz üzere çok ciddi bir şekilde verisi ve arşivi bulunuyor. Biz bu arşivi yapay zekayı eğitmek üzere kullanmak istiyoruz. Bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. Şimdi Anadolu Ajansı gerçekten hani yapay zeka ve diğer teknolojileri seçimlerde kullandı demiş olduğum gibi. Yani sahadan topladığımız tutanakların işlenmesi aşamasında öğrenen bir OCR teknolojisini kullandık. Anadolu Ajansı gerçekten o süreçte işte genel müdüründen şoförüne kadar bütün çalışanları sahada seferber etti. Teknolojiyi de arkada itici güç olarak kullandık. Muhtemelen 2024 yılındaki seçimlerde benzer teknolojileri kullanacağız. Biraz daha artık insan yoğun bir işten biraz daha bilgisayar yoğun işe doğru bir süreç yapacağız. Şimdi yapay zekanın dediğim gibi yine konu hep yapay zeka üzerine ama gelecek kadar da muhtemelen yapay zekanın bir taraftan iş gücü kaybı olacakken bir taraftan da ciddi sayıda bir iş alanında oluşturacağı muhakkak. Hatta yapılan araştırmalar yaklaşık bir işte 85 milyon civarında bir işsiz oluşturacağını gösteriyor ilerleyen yıllarda. Ama bir taraftan da 90 küsur milyon civarında yeni iş alanları oluşturacak.
Türkiye olarak bence yapay zeka konusunda, tabii ki yapay zeka konusunda sadece kullanan değil, aynı zamanda teknolojiyi eğiten, verileriyle eğitip Türkiye'nin hassasiyetine, mahremiyetlerine uygun yapıya kavuşturan bir ülke olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilerleyen dönemlerde öğrenmiş yapay zekadan sonra artık veriler çok daha hassas hale gelecek. Belki de ya bazı verilere erişemiyor hale gelecek olabiliriz. Google çünkü yıllarca bizim her türlü verimizi kullandı. Bir biti bile israf etmedi. Demelen bundan sonraki dönemde de yapay zeka konusunda bile tekelleşmeler olacak olabilir. Türkiye olarak buna hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden 2024'ün tüm ülkemize, tüm dünyaya hayırlı, huzurlu bir yıl getirmesini diliyorum ve teşekkür ediyorum. Evet. Anadolu Ajansı olarak zaten yapay zeka alanında da medya tarafındaki kullanım için önemli bir inisiyatif başlatmışlardı. Biz de Ankara'da bu foruma katılarak katkıda bulunmaya çalışmıştık. Anadolu Ajansı Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Direktörü Yakup Şıpka'ya aktardığı değerli bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi yine aslında 6698 sayılı kanunla beraber kişisel veriler çok önemli bir hale geldi Türkiye'de. Bu konuyla ilgili olarak da gerek sosyal medya olsun gerek diğer alanlarda birçok aslında sosyal medya yasasıyla da ilgili olan kısımlarda kesişen noktaları da söz konusuydu. Şimdi onunla ilgili olarak bir bağlantımız olacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir'in video mesajını hep beraber izliyoruz. Saygıdeğer izleyiciler, 21. yüzyılda dünyadaki değişimin baş aktörü şüphesiz ki teknolojidir. Hayatın pek çok alanında gerçekleşmekte olan ilerlemeyi ve inovatif girişimleri teknolojiden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Yapılan bir araştırmaya göre çoğu endüstri sektörünün en az 5 teknoloji trendiyle doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Bu durum teknolojinin hızla geliştiğini ve hayatımızdaki konumunu sağlamlaştırdığını ortaya koymaktadır. Teknolojinin geleceği, geleceğin teknolojilerinin hayal edilmesiyle şekillenmektedir. Örneğin yapay zeka dünün hayaliyken bugünün gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte sanayi devrimiyle birlikte yaşanan dönüşüm günümüzde yapay zeka ile yaşanmaktadır. Yapay zekanın sınırları her geçen gün daha da ileri taşınmaktadır. Bu çerçevede 2023 yılıyla birlikte özellikle üretici yapay zeka sistemleri ciddi bir biçimde gündeme gelmiştir. Bu noktada teknolojik ilerlemelerin bireyin mahremiyetini göz önünde tutan bir anlayışla gerçekleştirilmesi son derece önem taşımaktadır. Teknoloji ve mahremiyet birbirine zıt değildir. Aksine teknoloji ve mahremiyetin birlikte düşünülmesi, teknolojik gelişmelerin insan merkezli bir yaklaşımla ilerlemesi için önemli bir fırsattır. Bu bağlamda kişisel verilerin korunması, verilerin yeterli önlemler alınarak hukuka uygun şekilde işlenmesiyle bireylerin temel hak ve hürriyetlerini koruma amacına hizmet etmektedir. Bu yönüyle kişisel verilerin korunması, teknolojik ilerlemenin insan haklarına uyumlu olması için vazgeçilmez bir unsurdur. 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da başta üretici yapay zeka olmak üzere veriye dayalı teknolojilerin gündemde olacağını düşünüyorum. Bu gelişmelere bağlı olarak kurumumuz nezdinde üretici yapay zeka konusunda bir çalışma başlattık. Ayrıca yine yapay zeka ile ilgili genel bir derleme çalışmayı da başlatmış bulunuyoruz. 2024 yılı içerisinde her iki çalışmayı da tamamlamayı amaçlıyoruz. Program vesilesiyle teknolojideki gelişmeleri ele alırken kişisel verilerin korunması konusuna önem veren, yayınlar gerçekleştiren teknoloji ve gelecek ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 2024 yılının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir hocamıza da biz de çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle detaylı programlar yapma imkanımız olmuştu. 2024'te yine planladık. İnşallah son gelişmeleri orada daha detaylı olarak aktarma, konuşma imkanımız olacak. Hemen bu noktada Sefa hocamıza dönmek istiyorum. Kişisel verilerin korunması kanunu KVKK sizin uzmanlık alanlarınız arasında aynı zamanda neler söylemek istersiniz? Buyurun lütfen. Şimdi şöyle 2016 yılında kanun çıktıktan sonra tabii bir uyum süreci vardı ve uyum sürecinde de şirketler işte kişisel verilerle ilgili olarak ilgili kişilerin hepsinde aslında bir bilinç hızlı bir şekilde oluşmaya başladı. Tabii bu noktada Sayın Faruk Bilir hocamızın da değerli başkanımızın da katkısı ve emeği çok fazla. Kurumun bu noktadaki bilinçlendirme etkinlikleri, çalışmaları gerçekten çok yerinde ve devam eden bir etkinlik süreçleri de bir şeyleri de var. Organizasyonları da söz konusu. Tabii bu noktada yeni yılda şöyle bir beklentimiz var. Ben hani uygulamanın içinde olan birisi olarak özellikle bu bir yasa değişikliği gerektiren bir konu. Özellikle yurt dışına veri aktarımı ile ilgili bir takım mecliste düzenlemeler yapılması gerekir ve global firmaların Türkiye'nin verisini, Türkiye'deki kullanıcıların verisini alan, artık çalan, bir şekilde bunları kullanan, illegal bir şekilde kullanan firmalarla global firmalarla daha etkili mücadele edebilmek adına yine bir yasa değişikliği lazım. Buradaki ceza sınırlarının Türkiye'deki üst limitler üzerinden değil, özellikle global firmalar bazında global firmaların küresel ciroları üzerinden belirlenecek bir yüzde üzerinden ceza verilecek şekilde bir yasa değişikliği gerekiyor. Bu noktada meclisimizin yeni yılda böyle bir beklentimiz var. Evet. Eğer böyle olursa Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalır ve global firmaların Türkiye'deki kullanıcılarına karşı önemleri daha da fazla artar. Bu noktada kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak farkında ol, güvende kal diyoruz. Çok güzel, bu mesajla da önemli konulara temas etmiş oldunuz Sefa Hocam. Teşekkürler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Bayraktar'ın video mesajını hep beraber izliyoruz. Evet, kıymetli seyirciler, sayın vatansever, Türkiye yüzyılında teknolojinin konuşulacağı böyle bir programa beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii biz ülke olarak bir gündem sıkıntısı yaşamıyoruz. Çok fazla gündemimiz var ve gündemimiz çok sık değişiyor. Ama benim hep söylediğim bir şey var. Ülke olarak gündemimiz, asıl gündemimiz olması gereken konular, İşte bu tür programlarda konuşulan konular olmalı. Bu çerçevede de bakanlığımızın hem iklim değişikliğiyle mücadele konusunda, hem şehircilik alanındaki yaptığı çalışmalarla, hem de çevreyle alakalı yaptığı çalışmalarla ilgili çok özet bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemiz Paris İklim Anlaşması'na taraf olan bir ülke ve bu çerçevede de 2021 yılında İklim Değişikliği Başkanlığı'nı kurdu ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nın liderliğinde bu çalışmalara devam ediyor. Çok yeni tamamlanmış, çok dünyada bütün ülkelerin devlet başkanı düzeyinde temsil edildiği bir toplantı da bununla alakalı yeni tamamlanmış durumda. Bu toplantı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması 28. Taraflar Konferansı'ydı. COP28 dediğimiz bu toplantı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı bu yıl, Dubai şehrinde yapıldı. Çok uzun, 2 haftayı aşan sürede detaylı çalışmaların yapıldığı bir toplantı oldu ve bu toplantıda çok önemli kararlar alındı. Bu çerçevede mesela bunlardan bazılarından ben bahsetmek istiyorum. Yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması, her bir ülke için bunlar geçerli. Verimliliğin, yani enerjide verimliliğin 2 katına çıkarılması, 2050 ortalarına kadar sıfır ve düşük karbonlu yakıtlar kullanan net sıfır emisyonlu enerji sistemlerine yönelik çabalık hızlandırılması, ki biliyorsunuz bizim ülke olarak 2053 net sıfır emisyon hedefimiz var. Yine 2050 yılına kadar fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde bilene uygun uzaklaşmanın hızlandırılması. Yani bizi böyle bir gelecek bekliyor. Fosil yakıtların tartışıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Karbon yakalama ve diğer azaltım teknolojilerinin hızlandırılması gibi veya işte düşük ve sıfır emisyonlu ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması gibi kararlar alındı. Daha buna benzer çok kararlar alındı.
Ve biliyorsunuz zaten biz bu çerçevede ülke olarak yerli milli aracımızı tamamen elektrikli olarak üretmiş bir ülkeyiz. Bu çerçevede yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını artırıyoruz. Bunların hepsi aslında iklim değişiklikle mücadele konusu, akıllı şehirlerin konusu. Yani biz şehirlerimizi ne kadar akıllı hale getirirsek, akıllı şehir kavramını ne kadar uygularsak, iklim değişikliğine uyum sağlamış, yani yenilenebilir enerjisini üreten, suyunu ve enerjisini verimli kullanan, yağmur suyunu depolayan, gri suyunu değerlendiren, yaşlıların, engellilerin çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabildiği, ulaşıma harcanan miktarın çok düşük olduğu, kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüksek olduğu şehirlerden bahsediyoruz. Akıllı şehirler bu anlama geliyor. Bu çerçevede bakanlık olarak hem şu andaki deprem bölgesindeki yeniden inşa edilen yapılar olmak üzere, ülke genelindeki biliyorsunuz çok ciddi bir kentsel dönüşüm hareketi devam ediyor. Bunlar da bu çerçevede adımlar atılmaya gayret sarf ediliyor bütün bakanlığımızın birimleri tarafından. Yani akıllı şehirler konusunda bizim buradaki Coğrafi İstemler Genel Müdürlüğümüzün ulusal düzeyde hazırladığı bir strateji var. Bütün ülke olarak, yerel yönetimler dahil olmak üzere bu ulusal strateji uygun olarak adımlarımızı atmaya çalışıyoruz. Bu tabii 16 başlıkta akıllı şehir bileşenleri tanımlanmış durumda ve her bir başlıkla ilgili de sürekli bu çalışmalar devam ediyor. Bu akıllı şehirler konusunda yine Avrupa Birliği kaynaklı işte İPA fonlarını bizim genel müdürlüğümüz o işi sahiplendi, sürdürüyor. İPA fonlarını hep bu alanlarda mümkün olduğu kadar iklim değişikliğine uyum konusunda değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve inşallah bizim söylediğimiz şu ki akıllı şehirler hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de iklim değişikliğine uyum konusunda çok önemli bir bize imkanlar sunuyor ve biz bu imkanları mümkün olduğu kadar ülke olarak değerlendirmek istiyoruz. Ulusal vizyonumuzda iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum derecede kullanan, enerjisini verimli kullanan, deprem ve diğer bütün afetlere karşı dirençli ve insanların mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayacakları şehirler inşa etmek ve mevcut şehirlerimizi de bu şekilde dönüştürmek. Bu çerçevede inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrar. Bütün seyircilerimize, bütün milletimize inşallah daha mutlu bir gelecek diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla da ilgili aslında yapmak istediğim yorumlar var ama süre açısından da tabii ki çok detaylandırma imkanı olmayacak. Hatta birçok 2023 ve 2024 yılına ilişkin notlarım vardı. Teknolojilere girmek istiyordum. Trendler neler olacak? İşte sadece başlıklarını vermek istiyorum. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, blok zincir teknolojisi, kuantum bilimi ve bilişim, 5G teknolojisi, robotik teknolojisi, yenilenebilir enerji teknolojileri, genetik ve DNA teknolojileri, araç otonomisi, sanal ve artırılmış gerçeklik, edebiyat ve doğal dil işleme, uzay keşif projeleri, jeolojik enformasyon sistemleri, hava ve iklim modellemesi, siber güvenlik teknolojileri, biyoinformatik, yapay organlar ve 3D biyoyazıcılık, yapay gıda üretimi, nöroteknoloji, hidrojen ekonomisi, üretken tasarım ve yapım, bilişsel bilim ve nörobilim şeklinde birçok başlık çıkarmıştım. Ama tabii ki süre açısından çok mümkün olmayacağından hemen bir sonraki konuğumuza geçmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Müşaviri ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alparslan Kesici'nin video mesajını hep beraber izleyelim. Merhabalar. Siber güvenlik açısından 2023 yılının kısaca değerlendirilmesini yapmak istiyorum. Malumunuz 2023 yılında maalesef ülkeler arasında çeşitli çıkan savaşlar var. Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin savaşları. Bu savaşlar aslında ülkelerin siber güvenlik olgunluklarının daha da önemli hale
getirdi. Devlet destekli siber saldırılar bu dönemlerde artışa geçti. Devletler arası siber saldırılar giderek daha da karmaşık ve sofistike hale gelmekte. Bu tür saldırılara karşı savunma mekanizmalarımızın güçlendirilmesini ortaya çıkardı. Özellikle ülke içinde kendi ürettiğimiz yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin önemi daha da ortaya çıktı. 2023 yılı içerisinde Türkiye Global Siber Güvenlik Endeksi raporuna göre siber güvenlik alanında Avrupa'da 6. dünyada ise 11. sırada yerini aldı. Yine 2023 yılında birçok ülkede siber güvenlik uyum ve yönetmelikleri yayınlandı. Siber güvenlik standartlarına uymaya zorlayan yeni regülasyonlar çıkarmakta. Bu kapsamda uyum sağlama ve düzenlemelere uygunluk önem arz etmekte. Türkiye siber güvenlik güvenlenmesi olarak firmalarımız sadece 2023 yılında 100'e yakın ürün geliştirdi. Yurt dışı ve yurt içi birçok fuarlara firmalarımızı destekledik ve yanlarında olduk. Siber güvenlikte en çok aranan eleman sıkıntısını gidermek için birçok eğitimler, yarışmalar, kamplar, CTF'ler, hackathonlar yaptık. 10.000'e aşkın öğrenciye ulaştık. Yine ürün kataloğumuzda bulunan ürünleri daha da olgun hale getirmek için test ve sertifikasyon çalışmalarına hız verdik. Çok kapsamlı bir ürün taksonomi çalışmasına başladık. Türkiye Ulusal Siber Gösterim Merkezi isminde ürünlerimizin görüntüleme ve onları kavram ispatını yaptığımız bir merkez kurduk ve bu merkezde ürünlerimiz hem tekil olarak hem de bütünleşik olarak birbiriyle çalışılabilir hale geldi. Kısaca 2024 yılına ilişkin beklentilerimizi de söylemem gerekirse 2024 yılında maalesef siber güvenlik riskleri artarak devam edecek. Atak yüzeyleri sürekli artmakta. Yapay zeka ve makine öğreniminin teknolojilerin gelişmesi aslında siber saldırıları da daha karmaşık hale getiriyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojiler siber güvenlik alanında önemli hale gelmekte. Bu teknolojileri güvenlik sistemlerini geliştirmek, tehditleri tespit etmek ve saldırıları önlemek için de sektörümüz tarafından daha da fazla kullanmak gerekmekte. Yine 2024 yılı ve sonrası yıllarda nesnelerin interneti yani IoT tabanlı cihazlarda bir artış olacağı için siber güvenlik risklerini de artması öngörülmekte. Bu cihazların genellikle güvenlik açısından zayıf olduğu öngörülmekte ve saldırganlar için bir potansiyel hedef oluşturmaktadır. Aynı şekilde bütün verilerimizin, dosyalarımızın buluta taşındığı bir dönemde kurumlarımızın ve bireylerin bu buluta taşınan verilerinin güvenliği de önemli bir hale gelmekte. Doğru konfigürasyon ve kullanılan ürünlerin aslında önemi gittikçe artacak. Yine kimlik doğrulama ve erişim kontrolü anlamında güçlü kimlik doğrulama, etkili erişim kontrolü, yetkisiz erişimleri sınırlamak gibi kritik öneme sahip çok faktörlü kimlik doğrulama gibi yöntemlerin kullanımı da 2024 yılında artmakta. Sosyal mühendislik saldırıları bir önceki yıla göre siber saldırganlar ve teknik savunma mekanizmalarını aşmak için sıklıkla ve yapılan bir atak zafiyet yöntemi, sosyal mühendislik yöntemi. Bu nedenle kullanıcıların da eğitimi ve farkındalığını artırmaya yönelik önlemler 2024 yılında artmakta. 2024 yılında Türkiye Siber Güvenlik Güvenlenmesi olarak ihtiyaç sahibi kurumlarımızın ve sektörlerimizin tüm siber güvenlik savunmalarının ve olgunluklarının artması için Türkiye Siber Güvenlik Güvenlenmesi'nin 245 üye ve 373 ürün ve hizmetiyle yanlarındayız. Siberküme.org.tr adresinden, katalog bölümünden ürün, hizmet ve eğitimlerimize detaylı bir şekilde ulaşabilirler. İnşallah 2024 barış yılı olması, siber güvenlikle ilgili dayanıklılığın en zirveye geldiği bir yıl olması ve yerli ve milli ürünlerimizin daha çok kullanıldığı bir yıl olmasını temenni ederiz. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Müşaviri ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alparslan Kesici'ye aktardığı önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz. İnşallah 2024'te biz kendisiyle de bir planlama yaptık. Daha detaylı olarak tüm savunma sanayi tarafını, siber küme tarafındaki faaliyetleri konuşma imkanımız olacak. Çok fazla mesaj var yılbaşı, yeni yıla ilişkin olarak. Onları da en azından aralarda birer tane okumak istiyorum. Kayıtsız kalamayacağım. Okuyabildiğimiz kadar okumaya çalışacağım. Dijital Biz Dergisi yazarı Arzu Tufan'ın mesajını okumak istiyorum. Yeni yılın ülkemize, Türk dünyasına ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojilerimiz ile birlikte ulusal veri güvenliğimizin daha da güçlenmesiyle dijital sınırlarımızın korunması ve teknolojinin güvenle kullanılmasına olanak sağlanmıştır. Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin her alana yayıldığı bir dünyada siber güvenlik bilinci ve bu alanda yapılan çalışmaların önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Siber güvenliğin ulusal güvenlik ve ekonomik istikrarın korunmasında en kritik paydaşlardan biri olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Uluslararası arenada ülkemizin siber güvenlikte öncü ve belirleyici bir ülke olacağına inancım sonsuzdur. Bengütürk ailesinin başta Şenol Vatansever olmak üzere Teknoloji ve Gelecek programının tüm ekibinin yeni yılını tebrik ederim demiş kendisi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftalık teknoloji raporlarında zaten hep beraber oluyoruz Arzu Hanım'la. Şimdi sırada İstanbul Ticaret Odası İTO'nun yönetim kurulu üyesi Murat Hazıroğlu'nun video mesajı var. Hep beraber izleyelim. İzleyicilerimize ve misafirlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Türkiye son yıllarda savunma sanayi, bilişim ve iletişim sektörlerinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Özellikle ülkemizin geleceği için bilişim sektörüne ve yazılım konusuna çok yakından odaklanmalıyız. Yazılım sektöründe avantajlarımızı, eksiklerimizi, yol haritamızı, atacağımız adımları önceden belirlememiz gerekiyor. Doğrusu ulusal bir stratejiden bahsediyorum. Bu anlamda 2024 yılında yapılacaklar listemiz oldukça geniş. Öncelikle ülke olarak kapsayıcı bir bilişim stratejisi oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Sektörde hemen her alanda nitelikli personel yetiştirmeliyiz. 2023'te siber güvenlik meslek yüksekokullarının açılması yerinde bir adım oldu. Bunun yanı sıra üniversite müfredatlarını günün gereklerine göre güncellemeliyiz. Yerli ürünleri yaygınlaştırmak için yerli ürünlere pozitif ayrımcılık yapılabilir. Yerli ürünlerin Ar-Ge'yi ürüne dönüştürme tecrübesini daha fazla güçlendirmeliyiz. Kodlama konusuna gelirsek, kodlamayı ilkokul müfredatına eklemeliyiz. Basit şekiller bile olsa bunu yapmalıyız. Deney yap atölyeleri çocuklarımızı teknolojiyle tanıştırma anlamında önemli bir hizmet veriyor. Bu gibi kurumların sayılarını artırmalıyız. Hatta ortak müfredatlar geliştirmeliyiz. Daha fazla çocuğumuzu teknolojiyle buluşturmalıyız. Türkiye'de kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler yazılımcı yetiştirme konusunda birçok çalışmalar yapıyorlar. İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Şekip Avdagiç Bey'in bizi görevlendirmesiyle yaptığımız Soft İTO Bilişim ve Yazılım Akademisi bu anlamda Türkiye'de rol model olabilecek özellikleri taşıyor. Özellikle güncel müfredata uygun bir eğitim programının hazırlanması en önemli çalışmalarından bir tanesi. Bütün bunların sonucunda ise Türkiye'de bilişim sektöründe başarı hikayesi yazan firmalarımızın sayısını arttırmayı arzu ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Hazıroğlu'na aktardığı önemli mesajlar için teşekkür ediyoruz. Şimdi yine bir mesaj okumak istiyorum yılbaşına, yeni yıla ilişkin olarak. Müsiyat Uluslararası Ekonomik İlişkiler Komisyon Başkanı Fahrettin Oylum mesajı: yeni yılın güzellikleriyle karşıladığımız bu gecede Türkiye olarak dijital dönüşümde daha da ileri gitmek ve global alanda rekabet gücümüzü arttırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.
dijital teknolojinin herkes için erişilebilir olması ve toplumsal fayda sağlamasını arzuluyoruz. Yeni yılda eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda dijitalleşmenin sunduğu fırsatları değerlendirerek daha etkin çözümler üretecek ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyeceğiz. Hep birlikte 2024'ün getireceği başarılar ve yeniliklerle dolu bir yıl geçirmenizi dilerim diyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi video mesajla aramızda DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Doktor Recep Erdem Erkul var. Hep beraber izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 100 yılında teknolojik gelişmeleri takip ederek dijital büyümesini hızlandıran ve dijital ekonomide önemli bir oyuncu olarak yer alan noktaya geldiğini görüyoruz. Bu çalışkanlık ve azim ile kendi potansiyelinin ve genç nüfusunun farkında olarak 2023 yılında başarılı işlere imza attığımızı gözlemliyorum. Bunu bir bütün olarak hep birlikte yaptık. Örneğin Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'ne göre Ocak 2022'de yapay zeka alanında çalışan şirket sayısı 230'du. Ekim 2022'de ise bu sayı 275'e ulaşmış vaziyette. 2024'ün ilk verilerine çok yakın zamanda haiz olmuş olacağız. Bizler de gözlemleyeceğiz. Özellikle Türkiye'nin sektöre önemli katkılar sağladığını, yeni nesil teknolojiler alanında, dijital ekonomi alanında, yapay zeka alanında gelecekteki potansiyeli olduğuna ben yürekten inanıyorum. Bununla birlikte yatırımcıları, ihracatı önceliklendirmemiz gerektiği konusunda daha da fazla bir şekilde işin içine çekmeye çalışıyoruz. Özellikle yabancı yatırımcıların ülkemize gelmesi bize önümüzdeki dönemde teknoloji ihracatımızda artırıcı faaliyetlerde bir şekilde destek olacak diye düşünüyorum. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekim 2023 raporuna baktığımızda özellikle teknoloji geliştirme bölgelerindeki firma sayısı 9700'den fazla ve bu sayının içerisinde yabancı ve yabancı ortaklı şirket sayısı 445. Teknoloji ile ilgili potansiyelimiz daha da hızlanarak devam ediyor. Özellikle 2024 yılında ve 2025 yılında eğitim teknolojilerine, sağlık teknolojilerine, yapay zeka teknolojilerine ve siber güvenlik teknolojilerine daha fazla zaman ayırmalı, kendimizi bu alanlarda daha fazla geliştirmeli ve geleceğe umutla bakmalıyız. DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Doktor Recep Erdem Erkul'a aktardığı önemli mesajlar için teşekkür ediyoruz. Yine bir iki mesaj okumak istiyorum. Blok Zincir ve Kripto Varlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Evren Kılıç, son yıllarda ülkemizin teknoloji konusunda başlattığı yükselişin yeni yılda da sürmesini, Türkiye'mizin dünyanın öncü teknoloji devlerinden olmasını, yeni yılın ülkemize, Türk dünyasına ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Blok zincir ve kripto varlık endüstrisinde de ülkemizin öncü ve belirleyici bir ülke olacağına inancımı ifade etmek istiyorum. Yeni yılda yapılacak yasal düzenlemeler ile bu alanda büyük kazanımlar edineceğimizi düşünüyorum. Bengütürk ailesinin başta Şenol Vatansever olmak üzere teknoloji ve gelecek programının tüm ekibinin yeni yılını tebrik ederim demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine kripto para uzmanı Tuğsan Gökgöz'ün mesajını aktarmak isterim. Ülkemizde kripto para ve blockchain alanında birçok yeniliği izleyicilerle paylaşma imkanı bulduğum, başta Şenol Vatansever olmak üzere teknoloji ve gelecek programı ekibinin 2024 yılında da başarılarının devamını dilerim. Ülkemizin teknoloji alanında gelişmelerine verdiğiniz desteği takip etmeye devam edeceğim demiş. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada video mesajda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOP Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Borut var. Hep beraber izleyelim. Merhaba. Öncelikle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının dijitalin, bilişimin ve teknolojinin yüzyılı olması dileklerimle tüm izleyicilerimize saygı ve selamlarımı sunarım. Yazılım Meclisi olarak üye şirketlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla TOP Başkanımız ve yönetimden aldığımız destek ve güç ile yerli milli bilişim ve yazılım endüstrimizin gelişmesi, ülkemizde iş gücü yetiştirilmesi, istihdamı ve de ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmalarımızı 2023 yılında da sürdürdük. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bağlı kurumlarla sürekli iletişim halinde birlikte çalışarak farkındalık faaliyetleri, çalıştaylar ve mevzuat odaklı birçok çalışmaya imza attık. 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve 2024 yılı hükümet programlarında dijital dönüşüm, bilişim ve yazılıma dair birçok eylem planı, yatırımlar ve projelere yer verildi.
Kamu bilişim hizmet alımları ihalelerinde yeterlilik koşulları yürürlüğe girdi. Sanayici kapasite raporunu yazılım firmalarımıza uygun hale dönüştürdük. Teknoloji geliştirme bölgelerinde uzaktan çalışma sektörümüze özel %100 desteklendi. Türkiye Yazılım Envanter Projesi de 3. fazı tamamlanmak üzere. Yeni yerli yazılım belgesi tebliğ taslağını ise bitirmek üzereyiz. Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı genelgesi sonrası sektör çalıştayı ve kamu toplantıları gerçekleştirdik. Çalışmalarımız süratli devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesindeki illerimizde, odalarımızda E-Tür Quality ihracat destekleri sektörel buluşmaları gerçekleştirdik. Girişimci, yatırımcı ekosisteminin gelişimi ve büyümesi için ise çalışmalarımız sürmekte. Yazılım firma sayımız 30 bine yaklaşmak üzere. Yazılımcı iş gücü ihtiyacımız da giderek artmakta. İş gücü eğitim ve istihdam komitemiz de 2024 yılında gerçekleştirilecek Türkiye 3. Bilişim Şurası konularından dijital beceriler ve çevik iş gücü uyumu konusunda da çalışmalarımızı başlattık. 2024 yılı ve sonrasında ülkemizin bilişimle ve teknolojiyle dünyaya hükmedecek bir konuma gelmesine yönelik projelerimiz ve önerilerimiz var. Bunun için de Türkiye'nin iletişim altyapısının daha da güçlendirilmesini, kamunun bilişim projelerinde sektöre rakip olmadan yerli firmalarımızı tercih etmesi ve işbirliği yapmasını, ülkemizin her köşesinin teknoloji geliştirme bölgesi haline dönüştürülmesini, uzaktan çalışma %100 desteğinin devam etmesi ve kalıcı hale getirilmesini, bilişim teknolojilerinin ve yazılımların ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına alınmasını ve üniversitelerdeki müfredatın da güncel bilişim teknolojilere odaklı bir yapıya dönüştürülmesini, girişimcilerin projelerinin daha fazla desteklenerek millileşmesini ve ülkemiz bilişim yazılım sektörü dinamiklerini değiştirecek nitelikteki çalışmalarda ülkemiz menfaatlerini önde tutarak çalışan yazılım meclisimizle muhakkak istişare edilmesini arzu etmekteyiz. 2024 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi yanında dünyamızın daha yeşil ve daha canlı bir doğaya dönüşmesi dileklerimle saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut'a aktardığı önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Şimdi yine bir mesaj okumak istiyorum. Dijital Park Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Tahsin Engin hocamızın mesajı. Türkiye yüzyılında teknoparkların rolü ne olmalıdır diyor. Eskiler dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz demiş. Yaklaşık çeyrek asır öncesinde yürürlüğe giren ve yer yer güncellenen 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanununda esaslı ve ezber bozucu değişikliklere ve bir anlayışa ihtiyaç var. Zira kanunun çıktığı 2001 yılında yapay zeka, makine öğrenmesi ve otonom sistemler gibi kavramlar ortada yoktu. Ayrıca 2019-2022 yılları arasında tüm dünyada etkili olan pandemi de iş yeri ve çalışma anlayışımızı kökünden değiştirdi. Teknoparklarda bazı kesimler için %100 uzaktan çalışma şekli 2023 yılı boyunca test edildi ve öyle görünüyor ki en azından 2024 sonuna kadar da bu durum devam edecek. Değişen paradigmaya göre ülkemiz Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin lokomotifi durumunda olan teknoparklar yeni sürece kendilerini adapte edemezse yakın gelecekte bir tür yazılım OSB'lerini konuşuyor olma ihtimalimiz hiç de uzak değil demiş. Önemli bir mesaj. Buradan da yetkililere iletmiş olalım. Şimdi sırada video mesajı MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan var. Hep beraber izliyoruz. Merhaba değerli izleyenler. Öncelikle bu programa bu şekilde katılmamızı sağlayan Şenol Vatansever ve ekibine teşekkür ediyorum. 2023 yılı malum Ukrayna Savaşı ile beraber girdiğimiz bazı ekonomik sıkıntıların da yaşandığı, akabinde depremin olduğu, akabinde yine son dönemde çokça canımızı sıkar durumda olan İsrail-Filistin savaşıyla daha da durağanlaşan bir ekonomik sonuçlar getirdi. Her şeye rağmen 2023 yılında birçok başarılı işler yine yapılma fırsatı elde ettik. Birçok alanda ihracatımızda ciddi artışlar oldu. Kendi içimizde ekonomik durgunluk, dünyanın ülkemize getirdiği bir takım gelişmelerle beraber bazı durgunluk sonuçlarını alsak da yine bir şekilde toparlanmaya
devam ediyoruz. O sürecin içerisine girmiş durumdayız. Emeği geçenlere bu konuda teşekkür ediyoruz. 2023 yılı teknoloji tarafında yapay zekanın çok trendde olduğu, yapay zekanın her yerde konuşulduğu bir yıl oldu. Fakat önümüzdeki yıl, yani 2024 senesi içerisinde konu yapay zekanın artık alt kollarına, yapay zekanın uygulandığı alanlara doğru inecek. Burada gerek kamunun, gerek özel sektörün yararlanabileceği birçok yeni başlıklar oluşacak. Bu başlıklar girişimcilerimize, bu konudan yararlanarak yeni çözümler üretebilecek yatırımcılarımıza, şirketlere çok farklı, yepyeni fırsatlar getireceğine inanıyorum. Sektörün bu konudaki beklentisi de ilerleme şekli de bunun işaretlerini içeriyor. Yatırımların ve geliştirmelerin yapay zekaya odaklanması ve yine her zamanki gibi gündemde olan savunma teknolojileri, siber güvenlik tarafı da olması hepimizin bekleyeceği geliştirmeler olmalı. Bu alanlarda faaliyet gösterecek olan, girişimde bulunacak olan arkadaşlarımıza destek olmak, yatırımlar tarafında onlara yardımcı olmaya çalışmak ülkemiz menfaatleri açısından da kıymetli olacaktır. Ben tüm izleyenlerimizin, tüm sevdiklerimizin yeni takvim yılımızda sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçirmesini, huzurlu günler yaşamasını diliyorum. Gerek ekonomik olarak, gerek güvenlik olarak, gerek güzel haberler alacağımız günler yaşamayı ümit ediyorum. Rabbimden güzel bir takvim yılı geçirmeyi diliyorum. Tüm izleyenler, tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Müsiyat Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan'a aktardığı önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Şimdi yine bir mesaj okumak istiyorum. Bytex CEO'su İsmail Köseoğlu, 2024'te ülkemizin kripto paralar ve blockchain teknolojilerinde önce olması dileğiyle başta Bengütürk ailesi olmak üzere tüm ülkemizin yeni yılını kutluyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde kripto para borsacılığından özgün blockchain'imize, kripto saklama çözümlerinden akıllı kontratlara birçok hizmeti ihraç etmeye başladık. 2024 yılında teknolojilerimizi gönülce coğrafyamızın uzandığı diğer ülkelerde de yaygınlaştıracağız. Merkez ülke Türkiye perspektifiyle 2024'te de azimle çalışmaya devam edeceğimizi vurgulayarak ülkemizin ve milletimizin yeni yılını kutluyoruz demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye Bilişim Derneği TB'de Genel Başkanı Rahmi Aktepe'nin video mesajını hep beraber izliyoruz. Bilişim sektörü 2022'de yakaladığı ivmeyi ben cesaretle 2023'te de aynı ivmeyle büyüme arzusundaydım. Fakat maalesef hemen yılın başında, 2023'ün başında yaşadığımız 11 ilimizi etkileyen deprem, ki hala da içimizi acıtmaktadır, bilişim sektörüne olduğu kadar tüm sektörleri de elbette ki etkiledi. Ama Türkiye Bilişim Derneği olarak biz bütün bu deprem için bilişim altyapısını oluşturma çabalarımız devam etmekte. Bununla ilgili insan ve teknoloji başlıklı önemli çalışmalar yapmaktayız. Ama bunun yanı sıra da yine bilişim sektörünün büyümesi için kalkınmada önemli bir araç haline getirmek üzere, ki bizim sloganımız teknoloji üreten Türkiye'dir. Bununla ilgili hem raporlar konusuna öncelik verdik bu yılda, hem de etkinliklerimizi, rutin etkinliklerimizi yapma gayreti içinde olduk. İki önemli etkinliğimiz bunların içinde Kamu BİMYE ve Kurultay. Kamu BİMYE gerçekten çok yoğun bir katılımla etki alanını giderek büyütmekte. Oradaki vizyon toplantıları da ülkemiz açısından da önemli bir etki yaratmakta. Kurultayımız ise, ki yakın zamanda bunu gerçekleştirdik, özellikle gençler ve kadınlar buraya damga vurdu. 2000'e yakın katılımla büyük bir katılım sağlanmış oldu. Tabii ki kurultay kapsamında da açıkladığımız gibi Türkiye Dijital Endeksini lansmanını yaptık. Onun dışında yine sözlük, ki bilişimde Türkçe bir sözlük geliştirdik ve halkın kullanımına açtık. 25.125 kelimelik bir sözlüktü. Onun dışında da şu müjdeyi herkesle paylaştık. Birinci ve ikinci bilişim şuralarından sonra üçüncü bilişim şurasını da bu yıl içinde başlatıp 2024 Kasım ayında bunu gerçekleştireceğiz.
2024'e gerçekten umutlu girmekteyiz. En azından büyüme olarak şunu iddiayla söylüyorum ki TL bazında belki bu söylediklerimiz %30 üzerinde bir büyümeyi hem istihdam hem de finansman olarak büyümeyi gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Çünkü artık yazılım konusu önemli ölçüde ön plana geldi. Oyun, diğer dijital dönüşüme etki eden teknolojiler hepimizin gündeminde olacak. Ve tabii ki bunu başarabilmek için işbirliği ve ortak akla her zaman olduğu gibi ihtiyaç var. Türkiye Bilişim Derneği TV'de Genel Başkanı Rahmi Aktepe'ye bu önemli mesajları için teşekkür ediyoruz. Ekonomist Erkan Öz'ün mesajını iletmek istiyorum. Öncelikle yeni yılın tüm insanlara sevgi, barış, huzur, refah getirmesini diliyorum. 2024'te ülkemizin özellikle blok zincir ve kripto varlıklar alanında öncü bir rol edinmesini temenni ediyorum. Hem yatırımcıların hem de milletimizin genelinin bu alanda oluşan fırsatları kaçırmaması için bizler de yeni yılda var gücümüzle çalışıyor olacağız. Şimdi sırada video mesajla Kamu Bilişim Derneği Başkanı Profesör Doktor İzzet Gökhan Özbilgin var. Hep beraber izliyoruz. Değerli izleyiciler, 2023 yılına veda ediyoruz. Son günlerini yaşadığımız 2023 yılında unutulmayacak iki konu var. İlki, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız unutulmayacak bir yıl olması. Büyük bir gururla, coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Nice gururla kutlayacağımız Cumhuriyet bayramlarımız olsun. İkincisi ise büyük acı yaşadığımız deprem felaketi. Tekrar geçmiş olsun Türkiye'm diyerek böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Çok büyük bir musibet başımıza geldi. Yıllardır söylediğim bir söz var. Musibet temelli bilişim. Tahmin edeceğiniz üzere bu söz bir musibet bin nasihattan iyidir sözünün bilişime uyarlanması. Maalesef 2023 yılı musibet temelli bilişimin gündeme geldiği bir yıl oldu. Değerli izleyiciler, ne demek istediğimi kısaca açıklamak isterim. Biz bilişimciler, bilişim sektörünün ne kadar önemli olduğunu, tüm sektörleri etkilediğini, bilişim olmadan bir gelecek olamayacağını çok iyi biliyoruz. Anlatıyoruz ama görüyoruz ki bazen yeteri kadar etki yaratamıyoruz. Ne yazık ki ne zaman büyük bir sıkıntı yaşıyoruz, teknolojinin, bilişimin önemini daha iyi anlıyoruz. İşte Şubat ayında yaşadığımız acı olay sonunda, deprem felaketi sonunda hepimiz deprem teknolojilerini, afet teknolojilerini, deprem öncesi uyarı sistemleri gibi konuları konuşmaya başladık. Zamanla yarışırken iletişimin önemini çok daha iyi anladık. Tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi tüm dünyanın uzaktan çalışma imkanlarına, mobil teknolojilere, dijital ödemelere, e-ticarete, eğitim teknolojilerine, sağlık bilişimine, dijital devlet çözümlerine daha çok önem vermesi gibi. Tıpkı bir siber saldırı yaşadığımızda şifre güvenliğine, yedeklemeye, bu alanda yetişecek insan kaynağına önem vermemiz gibi. Maalesef çok acılar yaşadık. Bu acı dönemlerimizde yazılım ve bilişim sektörünün önemi anlaşıldı. Bu sektörlerde daha büyük gelişmeler maalesef bu acı dönemlerde oldu. Kısacası 2023 ve önceki yıllarda yaşanan musibetlerden sonra çok şey öğrendik bilişim anlamında. Çok şey geliştirdik. Değerli izleyiciler, şimdi 2024'e giriyoruz. Önümüzde büyük işler var, büyük fırsatlar var. Tüm dünya şimdi de iklim değişikliğini konuşuyor. Susuz kalacağımızı, gıda sıkıntısı yaşayacağımızı. Ülkemizde de benzer sorunlar gündemde. İklim değişikliğinin yaratacağı etkileri konuşuyoruz. Umarım 2024 yılı bu anlamda hızlı sonuçlar alacağımız bir yıl olur. Konu yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti değil. Bu başlıklar bir araç. Amaç ürün olmalı, amaç insana dokunan teknolojiyi, çözümü bir an önce hayata geçirmek olmalı. Bu vesileyle Teknoloji ve Gelecek programına bize her pazar teknoloji ile ilgili konuları izleme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Kamu Bilişim Derneği olarak herkesin yeni yılını kutluyorum. Kalbiniz hangi güzellikler için çarpıyorsa yeni yıl size onları getirsin. Mutlu yıllar diliyorum.
Kamu Bilişim Derneği Başkanı Profesör Doktor İzzet Gökhan Özbilgin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok mesaj var. Ruji Networks Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı Alp Tolga Kilimcegöl Delioğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık, Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar ve daha birçok mesaj var ama vakit açısından arkadaşlarımız uyardığı için bir sonraki video mesajımızla devam edelim. TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış'ı hep beraber izliyoruz. Değerli konuklar merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programında Cumhuriyetimizin 100. yılından dolayı bir araya geldiğimizden dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Bildiğiniz gibi globalleşen dünyada yazılım çok önemli ve çok önemli bir noktaya doğru gidiyor. Tarlada topladığımız pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa temas ettiğimiz her şey yazılımdan geçiyor. Ülkemizi ilk onu ekonomiye taşıyacak yegane gücün yazılım olduğunu ve teknoloji olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu kapsamda çok önemli çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Ve federasyon olarak 2023 yılında ülkemiz adına çok güzel, verimli, ihracat odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. Ve 2023 yılında Cumhuriyetimizin kutlu yılında Cumhurbaşkanımızın, devlet erkanının yapmış olduğu katkılar çok önemliydi. İşin açıkçası bugüne kadar bizi en çok heyecanlandıran konu 1 milyon yazılımcı projesiydi. 1 milyon yazılımcı projesiyle beraber ciddi bir yazılımcı ordusu yetişmesiyle alakalı şu an büyük bir temeller ve zeminler atıldı. Diğer bir taraftan şimdiye kadar 100 bine yakın oluşmuş olan yazılım ve teknoloji şirketlerimizin ihracat noktasında, ihracata atılmaları noktasında desteğe ihtiyacı vardı ve E-Tur kalite desteği açıklandı ve E-Tur kalite desteğiyle beraber ülkemizin ihracatının artması çok önem sarf ediyor ve bu kapsamda güzel çalışmalar ve güzel zeminler atıldı. Ülkemiz 256 milyar dolarlık yapmış olduğu ihracatın şu an %1 ile 1,5 arasında yazılım ve teknoloji ihracatı gerçekleştiriyor. Bunu artırmamız gerekmektedir. Bunu artırmak için de bir temeller ve zeminlerin oluşması gerekiyordu. 2023 yılı benim değerlendirmem açısından böyle oldu ve güzel planlar, güzel zeminler, güzel imkanlar oluşturuldu. Ben 2024'ün çok ihracat odaklı büyüyen bir ülke olarak ayağını yere basan savunma, telekomünikasyon, sağlık başta olmak üzere birçok alanda ihracatların olacağını ve Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye gelmesi açısından hak ettiği yere geleceğini umuyorum ve inanıyorum. Tabii ki doğal afetler, savaşlar büyük etkenler oluyor. 2023 yılında 11 ilde oluşan deprem büyük ülkemizde bir hasar bıraktı. Bunlara karşı da tedbirli olmamız gerekiyor ve yazılımın ve teknolojinin gücünü her türlü senaryoya karşı ülkemiz açısından kullanmamız gerekmektedir ve ülkemizi yegane noktaya taşımamız gerekiyor. Benim burada mesajım şu olacak: 2024 yılına girerken kamu, sanayi ve STK akademi entegrasyonunun kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyor. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Genç nesillerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Onların eğitim sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olması gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki Türkiye hak ettiği ilk 10 ekonomiye gelecektir. Ve ülkemiz bayrağını her zaman gökyüzüne dalgalandıracaktır. Ve bu yolda, bu davada hepimiz yüreğimizle, gönlümüzle, kalbimizle bir olduğumuzu bildirmek istiyorum. Herkese federasyon olarak sevgilerimizi, saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni bir yılda başarılı bir ülke diliyoruz. Herkese saygılarımı sunuyorum. TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Çalış'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıradaki video mesajımızla devam edelim. Dijital Kalkınma Derneği Dijkat Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kıran'ı hep beraber izliyoruz. TV'nin Teknoloji ve Gelecek programının kıymetli izleyenleri, öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyor. Sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum yeni yılda sizlere. 2023 yılı Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli adımlar attığı, milli teknolojinin önemli meyvelerini somutlaştırdığı bir yıl oldu. 2024 yılı Türkiye yüzyılının ilk yılı olması hasebiyle de büyümeyi ve istihdamı odak alarak milli dijital kalkınma hamlesini başlatacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Bu vesileyle sizleri en kalbi duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Dijital Kalkınma Derneği Dijkat Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kıran'a çok teşekkür ediyoruz. Süremizi çok aşmış durumdayız. Sefa Hocam son bir cümle rica edelim. Yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur diliyorum.
Evet, biz de Bengü Türk ailesi olarak 2024 yılında sağlıklı, mutlu, huzurlu nice günler geçirmeyi diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.